suçunda bulundu. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in işlediği soykırım suçlarıyla ilgili Lahey'de görülen davaya müdahil oldu. Bir bakalım, detayları aktaralım. İşgalci İsrail'in saldırıları ve insan hakları ihalelerine karşı 31 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç duyurusunda bulunan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, suç duyurularının üzerinden yaklaşık 10 ay geçtiği halde herhangi bir soruşturma başlatılmaması ve dava açılmamasına karşı Çağlayan Adliyesi'ne gelerek tespit edilecek kamu görevlileri hakkında görevi ihmal suçundan suç duyurusunda bulundu. Görevlerini ihmal eden yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldığımızdan bu sebeple burada toplanmış bulunmaktayız. Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Avukat Ramazan Boyalık, işgalcilere karşı hukuki mücadelenin hukuk alanındaki kamu görevlilerinin vazifeleri olduğunu hatırlattı. Adalet sistemimizin, Adalet Bakanımızın ve savcılarımızın yapması gereken şey, soykırım suçunu ve insanlığa karşı suçları işleyen katilleri yargı önüne çıkarmak ve haklarında tutuklama kararı çıkartmaktır. Milletimizin ve yasaların yetkililerimize verdiği görevdir. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da katil İsrail'in hukuku hiçe saydığına vurgu yaptı. Kişilere insani muamelede bulunma, kişilerin yaşam ve vücut bütünlüklerine yönelik saldırılardan kaçınma, işkence ve eziyet içeren faaliyetlere karışmama, İnsanın onurunu ve güvenliğini koruma gibi garanti altına alınmış hakların tamamının İsrail eliyle ihlal edilmiş olması mutlak yaptırım gerektiren bir husustur. Diğer yandan Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını divana sundu. Uluslararası Adalet Divanı'na Güney Afrika'nın İsrail'e... Uluslararası Adalet Divanı'nın iç tüzüğünün 63 sayılı 2. maddesinin yetkilendirilmesi kapsamında müdahillik talebinde bulunan 7. ülke oldu. Türkiye'nin müdahillik başvurusunun Adalet Divanı'nca kabul edilebilir bulunması durumunda Türkiye'de Güney Afrika ve diğer müdahil ülkelerle birlikte İsrail'e karşı davacı sıfatını kazanacak. O kafirlere mezar olacak.